Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size muhteşem bir tatlı tarifiyle geldim. Görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Bayram sofralarımızı süsleyecek muhteşem bir lezzet. Evet lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Tatlımızın öncelikle şerbetini yapmakla başlıyoruz. Tenceremin içerisine 3 su bardağı toz şekerim aldım arkadaşlar. Üzerine buçuk su bardağı suyumu ilave ediyorum ve ince bir dilim limonumu ekliyorum ve önce orta ateşte sonra kısık ateşte 20 dakika kaynamaya bırakıyorum ve soğutuyorum arkadaşlar. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacağı için öncelikle şerbetimi yapmakla başladım arkadaşlar. Orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatmamız yeterli olacaktır şerbetimiz için. Evet şerbetimiz soğarken biz de tatlımıza geçiyoruz. Tatlımızın hamuru için bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su ve bir çay bardağı sütümü yoğurma kabıma alıyorum arkadaşlar. Üzerine bir adet yumurta ekliyorum. 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Üzüm sirkesi, elma sirkesi fark etmez ve yarım çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Toplamda 6 su bardağı un aldı arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla ve dostlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videonun yorumlar kısmına kanalımla alakalı, videolarımla alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren güzel yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizin o güzel yorumlarınıza gerçekten çok değer veriyorum arkadaşlar. Bir çiçek, bir emoji, nokta dahi olsa sizin o güzel yorumlarınızı görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Evet bu şekilde hamurumuzu güzelce yoğurduk. Tekrardan tezgahımıza alıyoruz ve biraz daha yoğurma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar alırız. Hamurumuzun yoğurması çok önemli. Evet videomu uzun tutup sizi bunaltmamak adına kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde göz kararı parçalar kopardım hamurumdan ve mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturdum. Bir saat dolapta dinlenmeye bırakıyorum. Evet dinlenmiş olan bezelerimi çıkardım. Bu şekilde beşer beşer olacak şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum arkadaşlar. Açarken nişastadan yardım aldım. Asla un kullanmıyoruz. Nişastayla açma işlemine devam ediyoruz. Mısır nişastası, buğday nişastası fark etmez arkadaşlar. Nişasta olması yeterli. Ben buğday nişastası kullandığımı belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde hamurlarımızı ben beşer beşer açma gereği duydum. Siz daha fazla ya da daha az da açabilirsiniz. Yapmış olduğunuz tatlılarınızı şerbetini eklemeden buzdolabında muhafaza edip istediğiniz zaman çıkartıp şerbetini ekleyip günün rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet açmış olduğumuz hamurlarımızı aralarına bol bol nişasta serperek üst üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Evet pratik olduğu için ben beşer beşer açma gereği duydum arkadaşlar. Siz bu hamurumuzu teker teker de açabilirsiniz. Evet tüm hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Aralarına güzelce nişastamı her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. Nişastanın hamurlarımızın her tarafına geldiğinden emin olalım arkadaşlar. Aksi takdirde yapışacaktır. Evet görmüş olduğunuz gibi her tarafına gelecek şekilde nişastamı sürdüm ve Merdane ile bu şekilde önce baskı uyguluyorum ve sonra şekilde görmüş olduğunuz gibi kenarlarına gelecek şekilde bir iki tur bu şekilde bastırarak açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben bu tarifte oklava kullanmadım merdane ile açtım. Siz oklavada kullanabilirsiniz. Evet bir iki tur bu şekilde çevirdikten sonra araları yapışmış mı kontrol ediyorum yapışmaya meyilli olan yerlere tekrardan nişasta ilavesi yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten asla yapışma olmadı. Bu şekilde hem pratik hem kolay bir şekilde baklava yapımını gösterdim arkadaşlar. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz almış olduğunuz sonuçları yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi tekrardan üzerlerine bol bol nişasta serpiştirerek yapışmaya meyilli olan yerlere daha fazla serpiştirerek tekrardan açıyorum 5 adet hamurumu. Bu şekilde kontrol sağladıktan sonra tekrardan merdane ile açma işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu izlemiş olduğunuz videomda vermiş olduğum hamur ölçüleri birebir denenmiş, uygulanmış ve gerçekten güzel sonuçlar alınmış bir tarif. Ne tür baklava yaparsanız yapın gerçekten gönül rahatlığıyla yapıp tüketebileceğiniz çok güzel bir hamur tarifi arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet bu şekilde açtım bezelerimi. 4 eşit parçaya ayırdım ve küçük bir oklavadan yardım alarak şekilde görüldüğü gibi içerisine ben fındık kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Oklavamızı sarıyoruz, büzdürüyoruz ve bu şekilde kenara alıyoruz. Evet, anlayabilmeniz adına tekrar tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Gerçekten görüntüsüyle ve lezzetiyle muhteşem oldu. Evet arkadaşlar ben bu tatlımı 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda var. Diğer baklavalar daha çabuk pişiyor fakat bu araları kalın olduğu için Biraz geç pişebilir arkadaşlar, o yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi katlamalar yapıyorum arkadaşlar. Tüm hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, tüm baklavalarımı yaptım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir borcama yerleştirdim. Üzer için bir çay bardağı sıvı yağ ve 200 gram kadar tereyağıdan yardım aldım arkadaşlar. Tereyağımızı eritelim ve ince bir süzgeçle süzdürelim. Aksi takdirde tereyağımızın içerisindeki yanan peynirleri maalesef tatlımıza hoş bir görüntü olmuyor. Üzerinde siyah siyah noktacıklar bırakıyor arkadaşlar. O yüzden tereyağımızı eritelim ve süzgeçten süzelim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi her tarafına gelecek şekilde tereyağımla buluşturuyorum tatlarımı ve 200 derece fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar, tatlılarım fırından çıktı. İlk sıcaklığının geçmesini bekledim ve soğuk şerbetimle buluşturuyorum. Gerçekten rengiyle, dokusuyla, lezzetiyle bu bayram sofraların baş tacı olacak bir tarif oldu arkadaşlar. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben üzerine toz antep fıstığıyla süsledim. Süsleyip süslememek tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Evet arkadaşlar tatlarım şerbetini çekti. Gerçekten görüntüsüyle ve lezzetiyle muhteşem oldu. Görüyorsunuz kıvamı, tadı, lezzeti. inanın bana çok güzel. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.